İzmir'in Basmane Meydanı'nda bugünlerde en sık rastlanan manzara, omuzlarında sırt çantası, ellerinde siyah poşet içindeki can yelekleriyle insan tacirlerinden gelecek haberi bekleyen mülteciler. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle sokaklarda yatmak zorunda kalan mülteciler son umut olarak Avrupa'ya gidebilmek için canlarını hiçe sayarak can yelekleri ve şişme botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a giriş yapmaya çalışıyor. Iraklı Tahsin Ali, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşma hayali kuruyor. Ben yaklaşık burada 5 seneden beri buradayız. Burada yaşıyorum. Ama burada kendimi bir türlü toparlayamadım. Hayat şartları burada da biraz zor. Geçim de burada biraz zor. En iyisi ki Yunanistan'a gitmek. Oradan da Almanya'ya da İsviçre'ye ya da Belçika'ya amacımız ulaşmak. Irak memleketimiz bizim için iyiydi ama memlekette savaş olduğundan dolayı hangi dakika öleceğimiz, hangi dakika bizi götürecekler, bir de karşı bizim ailemizden para isteyecekler belli değil. O yüzden memleketimizi terk etmek zorunda kaldık. Okullarımızı bir taraftan terk ettik. Okullarımızı bitiremedik. Çok zor durumlarda yaşıyoruz. Elektrik, su kesintileri var. Hayat şartları çok zor orada yani. 5 yıl önce savaş yüzünden Irak'ı terk etmek zorunda kalan Tahsin Ali, Türkiye'de yaşam koşullarının çok zor olduğundan bahsediyor. Okullarını bırakmak zorunda kalan, her an başlarına bir şey geleceği korkusuyla yaşayan ve bu sebeplerle ülkesini terk eden binlerce gençten sadece biri Tahsin Ali. Yunanistan'a gidip oradan Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediğini söylüyor. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan binlerce mülteci uzun sürede Türkiye'ye sığınmalarına rağmen kimileri çalışma izinleri olmaması nedeniyle iş bulamıyor, kimileri ise çalıştıkları halde işverenlerinden maaşlarını alamadıkları için ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. IŞİD Musul'u ele geçirdikten sonra kaçtık. Ölüm denizini aşmak istiyorum. Yunanistan'a gitmek istiyorum. Çünkü ülkemde IŞİD var ve çok korkuyoruz. Ailemin evraklarını tamamladıktan sonra onları da yanıma aldırmak istiyorum. Benim bu yolda ölmem önemli değil ama eşim ve çocuklarımı riske atmamak için önce benim Avrupa'ya ulaşmam gerekiyor. İzmir'de çarşılarda genelde kıyafet satan mağazalardaki can yelekleri ve can simitleri dikkat çekiyor. Yunan adalarına gitmek isteyen çoğunluğu Suriyeli mültecilerin toplanma merkezi haline gelen İzmir'den kalkan çoğunluğu şişme botlar Yunanistan'ın Sisam adası üzerinden Avrupa hayaline yol alıyor. Ve Türkiye'nin Ege Denizi kıyıları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük göç krizine ev sahipliği yapıyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.